Kapadokya, yani güzel atlar diyarı, peri bacalarıyla, yeraltı şehirleriyle, kilometrelerce uzanan gizli tünelleriyle dünyada eşi benzeri yok. Biz de bu güzelliği görmeye yerine Nevşehir'e geldik. Hem doğa harikası bu bölgeyi tanıtmaya çalışacağız, hem de turizmde koronavirüse karşı hangi önlemler alınıyor, işte onlara bakacağız. Gelin Kapadokya turuna çıkalım. Bugün Kapadokya denildiğinde turistik anlamda Uçhisar, Göreme, Avanos, Ürgüp, Derinkuyu, Kaymaklı, Ihlara ve çevresi anlaşılıyor. Bölge Dünya Kültür Mirası listesinde. Eşsiz coğrafyası, yeraltı şehirleri, Hristiyanlığın geliştiği topraklardan olması nedeniyle her yıl milyonlarca turisti çekiyor. Burası Paşa Bağları. Paşa Bağları, peri bacası denince aklınıza gelen o klasik görüntülerin olduğu yer. Peri bacaları binlerce yıl boyunca insanlara yuva oldu. Bunda iki önemli neden var. Bir, saklanabilme olanağı sağlıyorlardı. İki, kolay oyulabiliyorlardı. Ben de aslında şu anda küçük bir peri bacasının üzerindeyim. Bu peri bacasının oluşumu devam ediyor ve binlerce yıl sonra bu da bir peri bacası haline gelecek. Jeolojik devirlerde Erciyes, Hasan Dağı gibi aktif volkanların püskürttüğü lav ve küller yumuşak tabakalar oluşturdu. Tüf tabakası milyonlarca yılda yağmur, akarsu ve rüzgarın etkisiyle aşındı ve bu doğa harikasının oluşumu başladı. Altlara göre daha sert olan üst bölümler erozyona uğramayınca mantar şeklinde kayalar oluştu. ...1724 diye bir hatırlıyorum. Paul Lucas ve 3 tane arkadaşı Fransa kraliyet ailesi tarafından görevlendirilir. Derler ki sen Orient'e gideceksin arkadaşlarınla. Bizde olmayan, yani Avrupa'yı, bugünkü Avrupa'yı kastederek ne tür yenilikler varsa bize not edeceksin ya da rapor edeceksin. Paul Lucas tesadüfler eseri Kızılırmak'tan geçer bir akşam saatleri. Öyle bir yere geldik diyor. Binlerce perilerin yaşadığı bacalar var. Fransızcası Chemine de Fe diye geçer. Bunu rapor olarak bildirir. Ya adam hayatında böyle bir oluşum görmemiş. Akşam saatlerinde gelmiş Kapadokya bölgesine tesadüfen. Kayaların içinden dumanlar çıkıyor. Bakıyor insan göremiyorum ama kayaların içinden duman çıkıyor. Ne algılarsınız? İnsanın yapmış olduğunu düşünemiyor. Olsa olsa bunların içinde periler yaşıyor diyor. Çorbasını kaynatıyor belki içeride. Çok beğenilir. Derler ki ya peri bacası olarak Chemine de Fe olarak kalması aslında hiç de fena fikir değil derler. Artık Kapadokya denince balon turizmi de akla geliyor ancak koronavirüs nedeniyle balonlar yaklaşık 5 ay havalanamadı. Şimdi de koronavirüs önlemleriyle artık uçuyorlar. Ben de ilk kez balona bineceğim. Biraz heyecanlıyım. Gelin bu deneyimi beraber yaşayalım. Şimdi pilot balona propan gazı veriyor ve artık yükselmeye başladık. Yaklaşık 1000 metre yukarı çıkıyor. Biraz tabii heyecanlandım, ilk defa biniyorum. Fakat yani çok güzel, dedikleri gibi hiç öyle heyecanlanacak bir şey yok. Hafif gidiyor, yavaş gidiyor. Manzara şahane. Bunun gibi bir şey ilk defa görüyorum. Çok şahane bir yer. Çok daha farklı. Ve biraz aşağı inince de detay görünce daha da güzel oluyor. Yani çok hoşuma gitti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Mart'ın ortasında yaklaşık Ağustos 22 Ağustos'a kadar ticari balon uçuşları Sivas Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından durdurulmuştu. Daha sonra COVID-19 kapsamında ticari balon uçuşlarının alınması gereken önlemler
açıklandı, genelge açıklandı. Tüm ticari balon işletmeleri bu önlemlere çok hızlı bir şekilde adapte oldu. Şu anda 22 Ağustos'tan itibaren ticari balon uçuşlarına alınan ek tedbirlerle beraber tekrar başladık. Önemli olan maske, hijyen, temizlik. Bu kurallara zaten uyuyoruz. Hem minibüslerimizde, hem balonlarımızda, hem de misafirlerimizi sürekli bu konuda uyarıyoruz. Balonda bir direksiyon yok, tamamen rüzgara tabiiz. Pilot balonu yukarı aşağı hareket ettirebiliyor, kendi etrafını döndürebiliyor ama nereye gideceğine karar veremiyor. Tamamen rüzgara tabiiz. Rüzgar bizi nereye götürürse oraya gidiyoruz. Yaklaşık 25-26 yıldır bölgede balonculuk çok aktif şekilde devam ediyor. Doğal olarak bütün bölge insanına, bütün gençlere çok büyük bir istihdam. Sıcak hava balon turizminden bölgede 2000 kişi istihdam sağlanıyor dersek yanlış olmaz. Geçen sene bölgemizde yaklaşık 550 bin yerli ve yabancı misafir balon turlarına katılaraktan bir rekoru da kırmış olduk. Kapadokya'da sıcak hava balon turizminin bu kadar hızlı popüler olması tabii ki tesadüf değil. Bunun için birkaç temel şart birlikte bir araya geldi. Öncelikle bölgenin iklim ve hava koşulları sıcak hava balon turizmi için çok uygun. Yaklaşık 220 gün uçuşa müsait sabahımız bulunmakta. Aynı zamanda bölgenin eşsiz kendine has coğrafi ve fiziksel şartları, kaya oluşumları, kiliseleri bunun için bulunmaz bir şart. Üçüncü olarak uygun yolcu profili. Kapadokya'da bilindiği üzere kültür turizmiyle meşgulüz ve iyi profilde misafirlerimizi ağırlıyoruz. Kapadokya öyle bir yer ki aynı gün yüzlerce metre yüksekliğe çıkıp yine aynı gün yerin 8 kat altına inebiliyorsunuz. Dışarıdan baktığınızda sanki tek odalı bir evi andırıyor ama burası aslında on binlerce kişiye yuva olan bir yeraltı şehrinin girişi. Burası Derinkuyu. Kapadokya'da 30'dan fazla yeraltı şehri var. Derinkuyu bu şehirlerin en büyüğü. Şu ana kadar 8 katı ziyarete açıldı. Bu da yaklaşık 50 metre derinlik anlamına geliyor ama Derinkuyu bundan çok çok daha büyük. Tamamının derinliğinin 85 metre olduğu tahmin ediliyor. Çocukluğumuz burada geçti. Şu anda yukarı bizim evidi. Bura komple bizim evidi. Biz buralarda çocuk döneminde saklambaç oynardık. Burası bir anda değil. Yavaş yavaş kazılarak yapıldı. Toplam 4 kilometrelik alana yayılan 10 bin 15 bin kapasiteli bir yeraltı şehri. Bunlar çok yumuşak bir kaya. Elle bile kazılabiliyor. Havayla teması geçince sertleşiyor. Hayvan boynuzlarla buralar kazıldı sanılıyor. Şimdiki dönemde çocuklar telefonlarla geziliyor, bilgisayarlarla. Eskiden çocuklar da hayvan boynuzlara oyun oynar gibi kazdırıyorlarmış yani. Kim fazla kazar diye şekil vere buralar kazılıyormuş yani. Peki Kapadokyalılar kendilerini düşmanlara karşı nasıl savunuyorlardı? Bakın bu bir sürgü kapı. Eğer düşmanlar onları takip ederse bu sürgü kapıyı bu tünelin ağzını kapatıyorlardı. Ve böylece kendileri içeride kalıyordu. Düşmanları da dışarıda kalıyordu.
burası deyim yerindeyse bir karınca yuvasını andırıyor. Burada binlerce oda var. Kapadokyalılar işte bu odalarda yaşıyorlardı. Eğer yukarıda düşman varsa burada bir ay, iki ay saklanabiliyorlardı. Bakın bu tünellerde havalandırma için açılmış. Şimdi üzerleri turistler düşmesin diye mazgallarla örtülmüş. Yeraltı şehrinde giriyorsun, birinci katta ahır var. Hayvanları kolay indirmek için. Artı mutfakları vardır. İkinci kata doğru yaklaşırken depolar başlar. Sıvı ya da pekmez yaparlar mesela. O zor şartlarda, soğuk günlerde ateş yakmadan sen gıda alman lazım. Ne yapacaksın? Kaynatmış olduğun pekmezi yiyorsun. Göreme'de ya da derin kuyuda, kaymaklıda, herhangi bir noktasında yerin altına girdiğimde tüm Kapadokya'yı yer üstüne çıkmadan gezebilecek bir tüneller sistemi var. Tüm Kapadokya yerin altında örümcek ağı gibi birbirine bağlı. Bu suretledir ki zaten Konstantin'e kadar bölgede 280-300 bin ne yakın Hristiyan cemaati oluşmuştur Kapadokya'da. 330'lu yıllar Kapadokya'yı bırakın, Anadolu'da Hristiyanlık yasak, bütün dünyada yasak da Anadolu'da gelişmesi tamamen durdurulmuş konumda. Kapadokya, Pers dilinde güzel atlar ülkesi demek. Bölgede zamanla atçılık yok oldu. Ama yaklaşık 10-15 yıldır turizmin de etkisiyle atçılık yeniden hayata döndürüldü. Ve şimdi biz de bölgede bir at safari turuna çıkacağız. Hadi Gül, hadi. Bu bizde at safariye başlıyoruz. Peri bacalarının arasında atlarla dolaşacağız. Böylece tarihi dokuyu çok daha iyi anlayacağız ama işte Gül yaprağı görünce durdu, aldı. Biraz daha yiyecek galiba. Bu yemek molasından sonra hareket edeceğiz. İşte bazen de tur sizin kontrolünüzden çıkabiliyor. Hadi Gül. Atçılık, Ömer İlhan'ın baba mesleği. Çocukluğundan beri atların içinde. Onlarla konuşuyor, dillerinden anlıyor. Turistleri atlarıyla peri bacalarının arasına gezdiriyor. İşini çok sevdiğini söylüyor. Bu iş çok zor bir iş. Yani bunu parasıyla bir adama verip de bunu burada çalıştıramazsın. Ata bir adım attıysan diğer dünyayı şöyle bir bırakacaksın. Yani çoluğun çocuğun bazen yemin ediyorum ona koşman buna koşan gelin. Yani bir orada hastanelik olur. Burada at rahatsızlanır. Orayı hastaneye bırakın koşarak ata gelin. Emin ol bunun dünyası tamamen sevgiyle alakalı bir şey. Yani sevmeniz lazım bu iş. Ata eğer binmek istiyorsanız önce sevmeniz lazım. Bu atlarımla hepsiyle de konuşurum. At zaten size atı bildiğiniz zaman, iyicene bunun içine girdiğiniz zaman dünyanız bir değişecek. Sabah kalktığınız zaman yüzünüzü yıkamadan önce bir atın ayaklarına bakacaksınız yani. O dünya tamamen farklı bir dünya. Atlar da zaten size ne anlatmak istediğini hal ve hareketiyle anlatır. Böyle bağırsağı ağrırdığı zaman falan onu sana döner şöyle gösterir senin. Yeter ki senin ona baktığını hissetsin yani. Atlarda bu altıncı his çok yüksektir. Göreme Açık Hava Müzesi, Kapadokya'nın simge yerlerinden. Kiliseler, şapeller,
yemekhanelerden oluşan bir kaya yerleşim yeri. Yoğun manastır hayatının yaşandığı bir alanda bulunuyoruz biz şu an. İlk olarak Kayseri, yani Kayseri Piskoposu Bazileus tarafından gelinip manastır hayatının başlatıldığı bir alanda bulunuyoruz. İsa'dan sonra 4. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar burası bu hayat yoğun bir şekilde yaşanmış. Hristiyanlık açısından burası çok önemli. Küsür tane kilise var. Kilise ve şapel. Bu kadar çok kilisenin oluşu, özellikle Göreme Açık Hava Müzesi'nde oluşunun altında yatan tek bir gerekçe var. O zamanki eğitim alan, kişiler okur yazar değil. İncil'den seçilen önemli konular duvarlara nakşedilir. O resimleri sen beynine yerleştirirsin. O resmi gözünün önüne getirdiğin an 30 sene, 40 sene de geçse hemen o İncil'deki geçen olayı hatırlama imkanına sahip olursun. Yani sebebi de budur yapılmalı. Kapadokya bölgesinin önemli özelliğinden bir tanesi. Kayalara oyulmuş, yapılmış güvercinlikler mevcut. Güvercin pisliği de bu üzüm, biliyorsunuz buranın üzümüyle meşhur, üzüm bağlarında kullanılıyor. Ve hala da devam eden bir gelenek bu. Kapadokya geçen yıl 3 milyon 850 bin ziyaretçi ağırladı. Bu yıl virüs salgının etkisiyle sayı düştü. İlk 8 ayda 550 bin kişi bölgeyi gezdi. Şu anda 2020 yılının ilk 2 ayı iyi bir periyotla başladık. %20 artışla başlamıştım. Ama Mart ayında dünya genelinde etkisi altına alan pandemi sürecinde tabii bu düştü. Son 2 aydır da bir toparlanmaya başladık. Bölgede de kendini hissettiriyor. İnşallah önümüzdeki aylarda daha iyi bir seviyeye geleceğiz. Bu ay 160 bin civarında ziyaretçimiz vardı. Geçen ay 80 bin civarındaydı. En büyük avantajım bölgede işini bilen, kaliteli hizmet yapan, çekirdeklerine yetişmiş profesyonel bir turizmci var. Ve bunlarla birlikte çok iyi şeyler yapıyoruz. Bizim en büyük ve en özel şeyimiz, biz buraya gelen ziyaretçilerin birincisi güvenliği, ikincisi sağlığı. Buraya mutlu ve huzurlu şekilde gelip gitmeleri. Bunlar kendi evlerine, ülkelerine döndüğünde buraya gönderecekleri 3 kişi bizim için çok önemli. Sonbaharla birlikte Kapadokya'da turizm hareketlendi. Bölgedeki bazı otellerde sıkı koronavirüs önlemleri var. Burası Uçhisar. Koronavirüse karşı alınacak en önemli tedbirlerden biri temizlik. İşte bu nedenle otellerde hijyen en üst seviyede. Otele geldik, çantamızı koyduk ve burada yapılacak ilk işlem çantamızın dezenfekte edilmesi. Açıkçası virüsle beraber pek çok değişiklik oldu. Özellikle misafirlerin tercihleri ve öncelikleri çok değişti. Daha önce misafirlerimiz genelde otelde verilen hizmetlerden ya da bölgede yapabilecekleri aktiviteler hakkında bilgi almak isterlerken virüsle birlikte ilk sırayı alınan önlemler aldı. Dolayısıyla bizlerin de tabii ki misafirlerin memnuniyetinin yanında onların sağlığı birinci sıradaki en önem verdiğimiz konu oldu.
otele girdikten sonra yapacağım ilk iş ellerimi temizlemek. İşte bunun için de buraya bir dezenfektan makinesi konulmuş. Ardından da görevli ateşimi ölçecek. Eğer ateşim yüksek çıkmazsa artık bir sorun yok. Normalde önceden resepsiyona giderdim ama artık fiziki mesafeyi açmak adına resepsiyona gidilmiyor. Oturuyorum ve kayıt işlemleri burada oturarak yapılıyor. Bana bir sağlık bildirim formu burada soruluyor. Son bir ay içinde hastaneye başvurdunuz mu? Ateş, öksürük gibi semptomlardan birine sahip misiniz diye soruluyor. Tüm bu işlemleri yaparken de bana özel dezenfekte edilmiş bir kalem kullanıyorum. Eskiden otele girdiğinizde size ne ikram edilirdi? Şeker ikram edilirdi ama artık değişti tabii bunlar. Otele girdiğinizde size artık maske ya da kolonyalar veriliyor. İnsanlar artık daha güvendiği, temizliğinden, hijyeninden ve servisinden emin olduğu yerlere gitmeyi tercih ediyor ve önceliklerini buna doğru tutuyor. Otelde özellikle odalar kısmında çok fazla önlem alınıyor. Misafirin dokunduğu bütün alanlar, kapı kolları, pencereler, kapılar, bütün dekor malzemeleri, her şey dezenfekte ediliyor. Koronavirüse karşı en sıkı tedbirlerin görüldüğü yerlerden biri de otelin restoranı. Burada daha önceden kahvaltıda açık büfe vardı. Ancak teması en aza indirmek adına açık büfe kaldırıldı. Artık geliyorsunuz, masanıza oturuyorsunuz ve garsona siparişinizi veriyorsunuz. Peki nasıl vereceksiniz siparişinizi? Eskiden menüye bakılırdı. Fakat bulaşma riskini en aza indirmek adına menüler artık kaldırıldı. Onun yerine teknoloji devreye girdi. Burada karekod sistemi var. Telefonunuzdan karekod sistemini açıyorsunuz ve menü bir anda telefonunuza geliyor. Baktığınızda masada hep tek kullanımlık ürünler var. Ancak benim burada dikkatimi çeken en önemli şey artık peçeteler bile poşetlere girdi. Misafirlerin tercihlerini etkiliyor. Ne kadar fazla önlem alınırsa misafir kendini o kadar fazla güvende hissediyor. Bizim herkese açık bir tane havuzumuz var. Bu önlemlerle birlikte bunu rezervasyonla kişiye özel hale getirdik. Yani siz havuzu kullanmak istediğiniz zaman önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor ve sadece siz kullanabiliyorsunuz. Akabinde siz kullandıktan sonra hemen ekipler giriyor. Hem etrafı hem suyu komple dezenfekte ediliyor, klorlanıyor ve bir sonraki misafire hiç kullanılmamış gibi teslim ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı genelgesi otellerdeki hijyeni üst seviyeye çıkardı. Odalar, ortak kullanım alanları sık sık temizleniyor. 50 oda üzeri otellerde ise güvenli turizm sertifikası almak zorunlu. Güvenli turizm sertifikası esasında yaptığınız önlemlerin belgelendirilmesi. Hani bakanlık tarafından belirlenen bazı kriterlerin uygulanıp uygulanılmadığını gösteren, uygulanan tesislere de verilen bir belge. Bu normalde bir kerelik olmuyor. Her ay denetim geçiriyoruz. Her ay bakanlıktan bir denetmen geliyor. Oteli devam edilip edilmediğini bu önlemleri almaya denetleniyoruz. Onun dışında bir de ara denetimler oluyor, habersiz denetimler. Yani bize haber vermeden gelip denetim yapıp gidebiliyorlar. Bu da esasında güzel bir şey çünkü bunun sürdürülebilir olup olmadığını ölçmek için kullanıyorlar bunu da. Kapadokya öyle bir yer ki her an her yerde karşınıza büyük bir sürpriz çıkabilir. Burası Uçhisar'da bir otel ve otelin altında gizli bir tünel var. Müzik
Otel satın alındığında sahipleri tarafından aşağıda böyle gizli bir tünel olduğu bilinmiyordu. Ancak yapılan çalışmalar gösterdi ki tünelin uzunluğu yaklaşık 5 kilometre uzanıyor. Peki burası neden inşa edilmiş olabilir? Tabii ki saklanmak için. Eskiden insanlar bu tüneller sayesinde saklanabiliyor ve kaçabiliyorlardı. Aynı şekilde su getirmek için de bu tüneller kullanılmış. Koronavirüs nedeniyle turistlerin geldikleri ülkelerde de değişiklik var. Bu sene Ruslar ağırlıklı. Turizm bölgelerindeki sıkıntıların aynısını biz de yaşıyoruz. Özellikle pandemi sürecinde turizmin kapanmasıyla birlikte hepimiz kapandık. Sonra tekrar yeniden normalleşme sürecinde toparlanmak amacıyla bazı tesisler açıldı. Tabii ki yerli turist oluyor ama asıl Kapadokya'yı ayakta tutan ya da Kapadokya turizmini ayakta tutan yurt dışından gelen turistlerdi. Yurt dışı uçuşlarının açılmasıyla birlikte yavaş yavaş bir canlanma oldu. Özellikle Rusça konuşulan ülkelerden hızlı bir şekilde toparlanma yaşıyoruz. Kapadokya neden bu kadar özel? Onların deyimiyle unique, yani eşi benzeri yok. Yani ürününüz var, bu ürün başkasıyla kıyaslanamıyor. Deniz konusunda işte deniz turizmi yapacak olsak, diyelim Antalya sahilleri bir Fransız Rivierası'yla ya da bir İspanya'yla ya da işte Kuzey Afrika ülkeleriyle rekabet edebilir. Fiyatta, kalitede ya da Maldivlerle rekabet sıkıntısı yaşayabilir ama Kapadokya'nın öyle bir sıkıntısı yok. Yani tek ürünsünüz, bu ürünü tanıtabildiğiniz oranda talep artıyor. Turist turlarının değişmez adreslerinden biri de çömlekçiler. Anadolu'da Hititlerle başlayan çömlekçilik geleneği Avanos'ta yaşatılıyor. 35 yıldır bu mesleği yapıyorum. Dededen oğla, babadan oğla geçen bir meslek. Hala da günümüzde devam ediyor Avanos'ta. Toprak, Kızılırmak'ın eski yataklarından toprak olarak alıyoruz. Burada havuzlarda suyla karıştırıyoruz. Daha çamur haline geliyor. Daha sonra ustalarımız bu tornalar üzerinde çömleklerimizi yapıyoruz. Yaptığımız çömlekleri serin yerlerde kurutuyoruz. Güneşte kuruma yaptığı zaman çatlama yapıyor. Kuruyan çömlekleri 10 saat 950 derecede pişiriyoruz. Bu kullandığımız torna tezgah, tepmeli tezgah Hititler döneminde bulunmuş. Yaklaşık 4000 yıl öncesinde hala günümüzde kullanılıyor. Güray Tüysüz, dünyanın ilk ve tek yeraltı seramik müzesini kurdu. Biz çömlekçi bayiliyiz. Bu aileden bize verilen bir görev. Bu işi geliştirip gelecek nesillere bırakmak istedik. Gelen ziyaretçiler o kadar çok sordu ki atalarından kalan çömlekleri görebilir miyiz diye. Bu sorular bende bu fikri oluşturdu. Yaklaşık 25 sene önce eserleri toplamaya başladım. Koleksiyoner belgem var. 10 sene önce de buranın inşaatına başladık ve böyle yerin 20 metre altında 2000 metrekare bir alan, bir müze yaptık. Müzede tarihi eserlerimiz şimdilik M.Ö. 5000'den başlıyor, 19. yüzyıla kadar geliyor. Kapadokya, doğanın insanoğluna bahşettiği bir mucize. Peri bacalarıyla, gizemli yeraltı şehirleri ve gün ışığının sızmadığı tünelleriyle dünyada eşi benzeri yok. Salgının bile güzelliğini gölgeleyemediği Kapadokya, yerli yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor.